dünyada bir gerçek vardır. Eğer bir ülkede hukuk yoksa, adalet yoksa, demokrasi yoksa o ülke gelişmez arkadaşlar. Önce bunu ben belirtmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de genel siyaset demek söylemiyorum ama belirtmek istiyorum. Genel Türkiye'deki en büyük problemlerden biri bu. Öncelikle bunun önünü açmamız gerekiyor. Ben kalp hastalık uzmanıyım. Bilmeyenler de olabilir. Yıllarca kırık kalpleri tedavi ettim Bandırma'da. Ama değerli insanların, Türkiye'nin kalbi kırık. Türk milletinin kalbi kırık. Biz kalp hastalık uzmanı olarak, kardiyologlar olarak bazen cerrahi sistem takarız, ilaç veririz ama bazen de cerrahi müdahale yaparız. Bazen de o cerrahi müdahaleyle de çok kesin sonuçlar alırız. İnşallah gerektiği zaman bütün müdahaleleri yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bandırma'yı konuşuyoruz. Ben de Bandırma'nın evladı olarak bu konuda Harun Bey bir iki eleştiri yapmıştı. Onu isterseniz hemen onu söyleyeyim. Değerli Harun Bey, bir kere bir beli 5000'lik çok kıymetli Bandırma için. Harun Bey çok önemsiz gibi söyledi ama hayır. Bu doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü 1/5000'likte biz düzenli bir sanayileşme yapacağız. Düzenli şehirleşme yapacağız ve Bandırma'nın önünü açacağız. Onun için belki Cumhur İttifakı'nda kaynaklanan ön düşünceyi söylemiş olabilir, duygusal bir davranmış olabilir ama Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5000'likle yapmamış olması şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ayıbıdır. Bunu lütfen bir an önceden yapılmasını öneriyorum. Kültür merkezi inşaatı baştan sona kadar değer destekledim. Orada şunu söyledim. Yapılan o zamanki proje Bandırma'ya yeterli bir proje değil. Sayın AKP'li vekilimiz vardı. Şu anda ismini hatırlayamayacağım. Kendisiyle de telefonla da görüştüm. Ve benim o eleştirimden sonra kültür merkezinde değişiklikler yapıldı. Tiyatro salonu daha büyütüldü. Ondan dolayı da Harun Bey o eleştirimiz yapılmasın asla olamaz. Asla. Yine Harun Bey Düzler mevkiinde gemilerin yarışılması ile ilgili bir karşı çıktım söylemişti oradaki liman projesi. Hayır, kesinlikle bu doğru değil. Şöyle ki, değerli arkadaşlarım, biz herkesin hakkını korumamız gerekiyor. Hepimiz burada yaşıyoruz. Hafta sonları geçerken Düzler mevkiinde o plaja bakın lütfen. Halk orada. Piknik yapıyor, denize giriyor, çocuklar top oynuyor, oyun oynuyor. Eğer hemen siz 100 metre, 200 metre oraya bir liman yaparsanız o büyük plajı öldürürsünüz. Ben sadece yapılmasın demedim. Değerli arkadaşlarım, orasının yeri uygun değil dedim. Orası halk plajıdır, halk yeridir. Siz o plajı öldürürsünüz ama gelin onu biraz daha ileri yapalım dedim. Yerini uygun görmedim. Yoksa projeye karşı asla olmadım. Çünkü yeri yanlıştı. Çünkü değerli arkadaşlarım, biz şunu unutuyoruz. Biz insanlar şu anda günümüzde bizler yaşıyoruz. Ama bu şehir, o plajlar bundan sonra da yaşayacaklar. O bölgede yaşayan, bu bölgede yaşayan çocukların, kadınların, gençlerin, insanların oraya ihtiyacı var. O bölgelere, halkımızın kullandığı bu alanları göz bebeğimiz gibi korumalıyız. Liman her yere yaparsın, her yere yapılmaz ama liman yeri bulursunuz. Ama o plajı bir daha bulamazsınız. Çünkü o plaj tarihin ve yaradan Allah'ın verdiği bir lütuf gibi. Ben öyle görüyorum. Onun için de bu tip yerleri kesinlikle korumalıyız. Limanı da mutlaka uygun bir yer bulunur, yapılır. Değerli iş dünyası, Bandırma'daki problemlerin çok olduğunu biliyoruz. Fakat geçmişte bunun çok güzel örnekleri var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir zaman sanayiye karşı gelmedik. Ama güzel örneklerden örnek verip yanlışları da söylememiz gerekiyor. Bakın, Bandırma organize sanayi bölgesi 1997 yılında kurulmuş. Ve o zaman bunu öncelik yapan Ticaret Odası Başkanı Osman Kocaman Bey'i tebrik ediyorum. Öncelik yapmış tabii yönetim kurulu üyeleriyle beraber. Dahiyane bir fikir. Tam bizim istediğimiz gibi. Ve dünyada da örnek bir proje. Çünkü orası Taştepe. Adı üstünde Taştepe. Ağaç eksen olmaz, tarım hiç olmaz. Ama öyle güzel bir yere yapılmış ki orada yüzlerce sanayi işletmesi şu anda hizmet görüyor. Ve görüyorum, ibretle, keyifle de izliyorum. Her gün sayısı artıyor. Biz Osman Kocaman Bey'le ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyken rica ettim. Bir aradım kendisini.
Osman Bey'dir. Araştırdım. Bu projenin liderleri yapmışsınız. Acaba sizden rica etsem orasını beni dolaştırabilir misiniz? Gezdirebilir misiniz? Açık beraber dolaşabilir miyiz dedim. Çünkü ben merak ediyorum. Bu örnek proje dedim. Sağ olsun beni kırmadılar. Hatta bir pazar günü galiba Osman Bey de burada. O bölgeyi beraber dolaştık, gezdik. Bir kez daha hayranım arttı. Değerli arkadaşlar, bakın. Para her şey değildir. Ama hayat her şeydir. Doğa her şeydir. Toprak her şeydir. Bizim öncelikle sanayi yaparken bunları mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. O bölge Harun Bey dedi ki artık geliştirmeye müsait değildir. Hayır. Orası çok daha geliştirmeye müsait. Belki onu birkaç kat daha sanayi alabilir. Benim önerim şuydu. Biz o bölgeyi çok daha fazla geliştirmeliyiz. Hükümetin hangi hükümet olursa olsun Taştepe'deki sanayiyi çok daha değerli, yatırılabilir hale getirmeliyiz. Ulaşımıyla, ekonomik desteğiyle, farklı farklı belki vergi indirim destekleriyle sanayi oraya yüklemeliyiz. Oraya kaydırmalıyız. Altyapı oraya çok çok müsait. Ben bundan dolayı orasının sanayisinin çok daha gelişmeye müsait olduğunu ve hatta hızlı bir şekilde sanayinin mümkün olduğu kadar o bölgeye kaydırılması gerektiğini düşünüyorum. Marmara Organize Sanayi Bölgesi, Marmara Organize Sanayi Bölgesi şu anda altyapısı devam ediyor. Kabul edelim ki önce 40 bin dönümle başladı. Yapılan itirazlarla 10 bin dönüme düştü. Orası mutlaka olacaktır ama buradan yerel yönetimler ki biliyorsunuz o bölgeler yerel yönetimlerin hiçbir yetkisi yok. Yani yapılma aşamasında bu genel merkezin bir kararıydı. Genel hükümetin bir kararıydı. Ama bundan sonra yapılacak sanayi mutlaka ve mutlaka çevreye zarar vermemesi açısından çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kurulacak sanayide de çevreye korunması gerektiğini düşünüyorum. Bandımın il olma konusunda hemfikiriz. O anda hiç yüz konuşmalarına katılıyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir ülkenin, bir şehrin gelişmesi için eğitim olmazsa olmazdır arkadaşlar. Türkiye'nin şu anda yaptığı, şimdiye kadar yaptığı en büyük hata eğitimdir arkadaşlar. Mevcut hükümet maalesef, bunu dost sohbetinde söylüyorum. Mevcut hükümet maalesef gençlerimizi yeterince eğitim verememiştir. Biz gençlerimizin çokluğuyla övünen bir ülkeydik. Soruyorum arkadaşlar size. Bakın az önce arkadaşlarımız söyledi. Kaynak yapacak eleman bulamıyoruz. Ama peki bu bulamamanın hatası gençlerin mi? Bizim mi? Hayır. Bu hükümet politikasıdır. Eğer siz ülkenin ihtiyaçlarına göre gençleri yönlendirirseniz ve onları eğitirseniz yine bu ülke kalkınır. Bir örnek vermek istiyorum. 70'li yıllarda Türkiye Güney Kore ile hemen hemen eş şartlardaydı. Ekonomik, sosyal, birçok alanda. Ama ben bunu özellikle merak ettim, inceledim. Yaptıkları tek bir şey var. Bugün Güney Kore'nin dünya kadar markası var arkadaşlar. Değerli iş dünyası. Yaptıkları en büyük şey eğitim, eğitim, eğitim. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün kademeleri planlamışlar. Ve nanoteknolojiden inovasyona kadar her şeyi planlamışlar ve gençleri ona göre yönlendirmişler. Ama genel nokta işte bu. Bilim, ilim ve ilerleme. Biz bunu yapamadık değerli arkadaşlarımız. Kabul edelim, etmeyelim. Ama benim şahsi düşüncem şu. Biz gençleri siyasete göre yönlendirdik. Ülkenin geleceğine göre değil. Çok siyasete girmek istemiyorum ama o girerse farklı boyuta girebilir. Toparlarsa. Evet. Ama şu var. Biz gençlerimizi İnşallah iktidar olduğumuz zaman göreceksiniz. Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre okullar açmalıyız. Örneğin Bandırma'da bakın ziraat veteriner teknik liseleri açılmalıdır. Belki Türkiye çapında açılmalıdır. Ziraat ve veteriner teknik liseleri açılmalıdır. Endüstri meslek liseleri yetersizdir. Endüstri meslek liselerini onu endüstri ve teknik meslek liseleri olarak dönüşüme yapmalıyız. Ben meslek yüksek okullarının Türkiye için bir lüks olduğunu düşünüyorum. Açıklayıp izin verirseniz. Değerli iş dünyası. Liseler 4 yıldır. Eğer siz bir liseyi, teknik liseyi veya endüstri meslek lisesini o genci öyle bir yetiştirirsiniz ki 4 yıl sonra o mühendisin sağ kolu olur. Zaten teknik elemanın amacı da budur zaten. Ama meslek yüksek okulu 2 yıl mühendis miyim, teknik eleman mıyım? İki arada bir derede. Benim şahsi önerim Türkiye için bir denendi ama başarısız olduğunu düşünüyorum. Meslek yüksek okullarının mutlaka
teknik liselere Türkiye'nin ihtiyacına göre meslek liseleri dönüştürmesi gerektiğini inanıyorum. Bir örnek de şuradan vermek istiyorum. Meslek liseleri ne kadar önemsediğinden dolayı. Değerli iş dünyası, bakın Almanya'da her 100 genci 70'i teknik liselerde okulur. Sadece %30'u üniversite yönelik liselerde okulur. Bundan dolayı da ben eğitimin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.